Tuncer Bey'in yakını. Evet. Ben kızıyım. İyi mi? Görebilir miyim? Tuncer Bey çok şiddetli bir kafa travması geçirmiş. Aldığı darbeden dolayı kafasının arka tarafında yaygın subaraknoid kanama oluştu. Kurtaramadık. Maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Kazayı duyduğumda böyle bir şey olabileceğinden korktum. O yüzden bunu yanımda getirdim. Bu ne? Baban eğer kendisine bir şey olursa, yani siz buluşmadan önce mutlaka seni bulup bunu sana vermemi istemişti. Mühim bir şey olabileceğini düşündüm. Arabada bilgisayar var. İzlemen için gidip getirebilirim. Kızım. Baslana bak Tuğba. Hadi babası. Bak, bak. Bak babası, üflüyoruz şimdi. Hadi üflüyoruz kızım. Hadi. Bak, hadi. Hadi direkt tutalım, üfleyelim. Çok mutlu olalım. Oh, aferin. Ay, Tuğba. Bakın. Hadi Tuğba. Biraz. Öpücük yol atla. Balon oynaydı bu. Bak burada. Hadi yapalım. Babamız çok seviyoruz seni. Hadi şu hani pastası. Hadi yutun. Ay bravo. Bravo. Maalesef her şey böyle sevinçli mutlu gitmedi tabii sonra. Yokluğunda doğum günlerini her yıl kutladım. Her yıl. Tabii sonra her gün dönmek isteyip her günün sonunda böyle bir cesaret edemediğim için kaldım. Ne bileyim, anlatamayacağımdan mı korktum? Belki de ikimizin arasında kalmandan korktum. Yani annenle benim aramda tercih yapmak zorunda kalıp daha da mutsuz olmandan. Ben biraz daha büyümeni, böyle zamana bırakıp beni anlayacak yaşa gelmeni bekledim. Oo, tabii zaman geçtikçe geri dönmek daha da zorlaştı. Kendi kendime dedim ki en iyisi kendini unutturmak. Cenazesiz, belki de mezarsız, hiçbir iz bırakmadan kaybolmak. Tamam, belki babasız ama kavgasız, huzurlu bir evde büyümeni istedim. Annenden sonra bir daha evlenmedim. Ne ciddi bir ilişkim oldu ne de senden başka çocuğum. Şimdi beni izliyorsan eğer, bu son kez sarılamadık demektir birbirimize. Ya ben sana gelemeden ölmüşüm, ya da kendimi affettirememişim demektir. Ya keşke hayatın bir geri sarma düğmesi olsa, başa dönebilsek. Hata yapmaya, pişman olmaya hakkı olmalı insanın. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim ama ya ben seni kaybettiğim için çok pişmanım be.
kez görebilseydim. Son bir kez sarılabilseydim sana. Babacığım deseydim. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bunu gerçekten ister miydin Tuğba? Ne fark eder ki? Çok istersen olur derler ya. Şuraya bak Tuğba. Tam köşeye. Sevinmedin mi ya? Bak buradayım. Dipdiri karşındayım. Neden? Neden yaptın bunu? Şeker renk olan aramız düzelsin diye. Beklemeseydin. Seni babasız bırakmaya hakkım yoktu biliyorum. Ama bak. Aslında hayat yaşayamadıkların değil, yaşadıklarından hatıranda kalanlardır.